hikayelerin bugün başrolünde kabaklar evet. var. Efendim ben kabakla bir çorba yaptım. Ispanaklı, kabaklı, bulgurlu, nohutlu, şahane bir çorba oldu. Siz ne yaptınız? Ben de çocukluğumdan bende bir hikayesi olan tabaklı kabak yaptım. Tabaklı, efendim bir Michelin yıldızı şefle çalışmak hiç kolay değil. Ama olsun, ben geleneksel bir kabak yaptım. Ben de modern. Modern dokunuşlu. Kabak yaptım. Evet, birazdan izleyeceksiniz bunları. Bu mu o mu? O mu bu mu? Bu mu o mu? Eğer çok merak ediyorsunuz, hadi başlayalım. Lezzetli hikayelere hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Sarraf Soysa. Ben Serkan Aksoy. Efendim bugün size kabakla, bal kabağı olabilir, helvacı kabağı olabilir, bizim gibi kara kabak da olabilir. İki tane yemek yapacağız. Ben geleneksel bir şef olarak ya da yemek yazarı, şef de demiyoruz efendim. Yemekçi de diyebiliyoruz bana. Ben size geleneksel ıspanaklı bir kabak çorbası yapacağım. Siz? Ben de aslında köylerde yapılan tabaklı kabak denilen bir tatlıyı yorumlayacağım. Harikasınız. Efendim Michelin yıldızı şef olmak başka bir şey. O da yorumlarla, vizyoner tabak sunumlarıyla daha modern, daha ilerici yemek pişirmeleriyle ve metotlarıyla ilgileniyor tabii. Şimdi biz buna kara kabak diyoruz. Evet, bizde de kara kabak deniyor. Sizde de, Bolu'da da öyle söyleniyor. Bunu Karadeniz'den getirttirdim. Bir sürü çeşitleri var. Kabağa bayılırım. Kışın en sevdiğim sebzelerin başında kabak gelir benim için. Ben de kış mevsiminde menüde mutlaka bir tabak bulundururum kabakla ilgili. Bağırsakları yumuşatıyor. Lifli bir yapısı var. Son derece faydalı. Kabaktan tatlı yapıyorlar. Evet. Çorba yapıyorlar. Yemeği var sinkonte çorba, diye. Çorba hiç vazgeçilmez zaten. Bütün restoranlarda bulabiliyorsunuz. Kafelerde, restoranlarda bal kabağı çorbası birinci sırada kış döneminde. Yurt dışında da çok yaygın. Şimdi bu kabağı tabii kesmek, bu yeşil kabak, bu dışı yeşil sarı olana biz kara kabak diyoruz. Hı hı. Bunu kesmek daha kolay değil evet, mi? Evet, biraz daha ince bir yapısı var. Evet. İçerisindeki etli kısım, yani aslında kullanılan kısım biraz daha küçük. Ve biraz daha lifli oluyor diğer kabağa göre. Yani bizim bal kabağı, bildiğimiz klasik bal kabağına göre biraz daha lifli bir yapısı var. Tamam, hadi nasıl kabak kesilir bir göstereyim evet. bakalım. Bu basit tabii ki. Evet. Konuştuğumuz gibi. Bu arada şef bıçağı var. Dikkatimizi çekerim. Bu çok orijinal bir bıçak. Benim de bir bıçağım var. Bunun adı da... Harap abla hemen gittim bıçak aldım. Bıçak bana da bıçak yaptılar. Adımı yazıyor. Evet, çok da güzel bu çok çıktı. Lifli. Bence çok güzel. Şener Bey'e teşekkür ederiz. Bunu ta ben Giresun taraflarından geldi demiş. Giresun'dan getirttirdik. Çok uğraştık bu kabakları getirmek şunu için. Şöyle bırakıyorum. Şunun güzelliğine bak. Kabuğu lazım mı abla sana? Yok lazım ha, değil. Tamam. Bana iki dilim, iki dilim falan. İçini de bir kaşık alalım. Evet olur. Şöyle bir kaşıkla ben sana bir kase veriyorum. Olur. İçini alalım. Bu çekirdeklerini belki evet, evet söyleyeyim. Şimdi bu çekirdekleri aslında kurutuyorlar değil evet. mi? İçi bayağı lifli. Şöyle gösterelim. Lezzet de ondan geliyor ve bağırsaklar için faydası da öyle oluyor zaten. Bayağı çekirdekleri de çok güzel. Bayağı çekirdeği iyi. Var. Şefim şimdi size bir soru, hepinize bir soru soruyorum. Efendim kabak bal kabağı ya da yeşil kabak da olabilir. Sebze midir, meyve midir? Meyve. Çünkü neden? Çekirdekleri olduğu için kabağa biz meyve diyoruz. Hepsinin tamam. üç sınıfı bitki ve sebze ama biz bunlara meyve diyoruz. Kokuları nefis. Şimdi bunları yıkayıp ben bir güzel kurutayım bunları. Sonra da tavada bir güzel bunları hafif tuzla, iri tuzla kavuruyorsunuz. Muhteşem bir kabak çekirdeği çerezlik oluyor. Bayağı lifliymiş evet, değil evet. mi? Ya da ne bileyim tohum yapılabilir. Tohum olarak da tabii evet. ki. Bunları bahçeye geçen sene ektik biz. Ve çok güzel kara kabaklarımız Süper. Oldu. Kullandık. Bunları direkt ekiyorsunuz zaten. Evet, biraz kurutup. Önce kurutmak, yıkamak ve kurutmak lazım. Şimdi bir dilim kesildi. Güzel, harikasınız. Bunun tabii ki dediğim gibi kabuğu çok ince. Neredeyse ayva soyulur gibi soyuluyor. Öbür kabaklar gibi değil. Tabii ki siz bu tatlıları helvacı kabağı, kestane kabağı, adapazarı kabağı, sakarya kabağı hepsiyle yapabilirsiniz. Ama kara kabağın lezzeti çok daha başka. Evet, farklı bir aroması var. Bizde bundan şey de yapılır. Kabaklı gözleme. Evet. Köyde kadınlar bir araya gelir. Böyle tek başına yapılmaz ama. İlla bir araya gelince. İmece usulü evet, yapılacak. İmece usulü. Peki. Kavrulur bol karabiberle.
Ondan sonra böyle taze şeyle, yufka ile, el açması yufka ile. Hemencecik. Hemen gözleme saç üzerinde. Harikasınız. Çocukken hiç sevmezdim. Sonra alıştım. Biraz şekerli bir tadı var. Evet. Biz gözlemede kıymaya böyle patatese ve de şeye alışkınız tabii, peynire. O yüzden bu biraz hafif tatlı gelebilir ama olağanüstü lezzetli oluyor. Özellikle gözlemesi de, böreği de. Efendim, gördüğünüz gibi inci tanesi gibi oldu. Evet. Yani bir şef doğrarsa da böyle doğrar. Ben asla böyle doğrayamıyorum. Çünkü o bıçakla aranız çok iyi sizin. Ben daha çok kullandığım için, çok aşırı neşe olduğum tabii için. Tabii bıçak sanatı beri var sizde, evet, çocukluktan, evet, beri. Bakar mısınız, bugünkü çorbam çok güzel olacak. İnci gibi yaptı. Şimdi senin tabağın nasıl olacak? Biz de böyle atıyorum, bunu bir parça böyle yapacağız. Tamam. Çok şey değil, biraz gelişi güzel doğrayabiliriz. Mesela bu parça çok güzel oldu bence. Çok güzel oldu. Tabaklarken belki bunu kullanırız. Bu yani Karadeniz'de, Artvin'de. Ben mesela yemiştim böyle. Artvin'de, Karadeniz bölgesinde, sizde Bolu'da. Evet, bizde var. Evet, doğru. Bunu böyle doğrarsınız. Evet. Sonra şekerleriz. Şeker yapıyoruz. Üzerine şeker serpiyoruz. Hı-hı. Biraz sulandıktan sonra böyle hani şeker sulandıktan sonra fırına, hı-hı, atıyoruz. Anladım. Sonra da piştikten sonra kaşıkla birlikte sıyıra yiyoruz. Yani tabaklı kapak şeysi aslında şey, tabak da vermezler. Böyle alırsınız bir tane, evet, orta, evet, yerden. Sonra kaşık verirler. Kaşıkla böyle sıyıra sıyıra yersiniz. O yüzden tabaklı kabak. Evet. Tabağı kendinden. Benim böyle bir küçük şey, bir hikayem de var aslında bunun. Bir ustam var, Selahattin ustam. Köyden. Bizi ilk yazlıklara götüren. Evet. Böyle eskiden şeydi. Gelenek öyleydi. Yazlıklara giderdiniz. Böyle yazın başında, Mayıs ayı gibi falan. Tabii. Kışın dönersiniz. Döndükten sonra da ev gezmeleri çok olur. Doğru. Böyle işte çay demlemiş olurdu Selahattin Usta'nın eşi. Derdi ki Serkan, gel hadi bir çay içelim. Her neyse, ben ilk orada görmüştüm bunu. Aslında annem çok fazla yapmaz. Hevsi yenge var, Selahattin Usta'nın eşi. O yapardı çok fazla. Dedim ki bu ne? Tabaklı kabak. Evet. Nasıl tabaklı kabak? Neden böyle? İşte bunu böyle yediğimiz için tabaklı kabak diyoruz. Evet. Çay yanında Karadeniz'de çok, Doğu Karadeniz'de de, evet, çok tüketilir. Şekeri doğru koyuyor muyum? Biraz daha bol koyabiliriz, biraz daha bence bol koyarız. Böyle, sen de koyabilirsin. Şöyle biraz daha. Bunun tadı, tabii helvacı kabağı var, kestane kabağı var, uzun kabak var, eğri kabak var, su kabağı var. Kabak çeşidi çok. Girit kabağı var, yeşil kabak var biliyorsunuz. Şimdi bunun tadı o bildiğiniz kestaneci ya da helvacı kabağına göre biraz daha da şekeri az. Daha nötr bir tadı var. Evet. O yüzden çorbaya veya salatalara en uygunu bence bu. Şimdi birazcık şekerle tatlandırıyoruz. Evet, o yüzden şekeri biraz bol atıyoruz. Bol buna koyalım. Bu arada fırını 160 dereceye getirdik. Evet. Isıttık önceden alt üst ayarda. Şimdi tabaklı kabaklarımızı bir taraftan da fırına veriyoruz. Ama biraz beklemesi de lazım. Peki. Sulansın, sulansın bence. Diye. Evet, sulansın. Peki. Biraz. Şeker çeksin içine, çeksin diye içine şekeri. Peki. Ondan sonra da fırına atacağız. Fırına atacağız. Şimdi bunlar fırına gidiyor. Evet. Buyurun şefim. Kabaklar sulandı. Aman sulandılar, şekerleri koyuldu. Tabaklı kabak, bu da çok yöreseldir. Evet. Ama şefim yöresel bir tariften esinlenerek size çok modern bir sunum yapacak. Evet. Şimdi efendim, sıra geldi bana. Çok. Biliyor musunuz, bir şefle, özellikle Michelin yıldızlı bir şefle birlikte pişirmek çok keyifli. Çünkü ben gelenekselim. Onun annesinin yaptığı yemekleri yapabiliyorum. Başka yemekler de yapabiliyorum tabii. Şimdi o bana çünkü yardımcı oluyor. Doğra diyorum, en güzel şekilde doğruyor. Sonra da yemeği yapıyoruz. Şimdi biz... Ben bir şeyler öğreniyorum. Yeni tatlar öğreniyorum. Doğru. Bunlar da geleneksel, evet, yemekler. Aslında bütün yemeklerin çıkış noktası da tabii ki geleneksel, kesinlikle, yemekler. Bize ilham oluyor. Yani buradan bir şeyden feyiz alıyoruz. Sonra gidiyoruz. Ona biraz dokunuş yapıp işte mesela köyde gördüğüm tabağı başka bir yeniden create ederek evet, çok servis doğru edebiliyorum. Çok doğru. Ve bir bence hikayesi de var. Bir hikayesi var. Ben hikayeli yemekleri de çok severim zaten. Bu da aslında kara kabakla, bal kabağıyla da yapılıyor. Hı hı. Bu bir çorba. Yani sizin yaptığınız o bal kabaklı çorbalara ben de farklı bir yöresel dokunuş getireceğim efendim. Tereyağıyla önce biz klasik zeytinyağını karıştırıyoruz. Ben tabii soğan bence mutfağın kraliçesi olmalı. Evet.
soğansız olmaz. Kesinlikle. Siz ben prenses olarak da acaba diyorum şey olsun mu diyorum. Sarımsak mı? Sarımsak olsun mu? Tabii ki. Şurada sarımsağımız da vardı şefim. Şunu olur. Bana iki diş size bir güzel o muhteşem doğramanızla. Ben çünkü doğrayamıyorum böyle bazı çok kaba kaba doğruyorum yani. Şimdi efendim kraliçemiz soğan. Ben de tahta sizi geriye götürüyoruz. Sizi tahta, tahta geriye götürüyoruz. Şimdi biz elimizle o kadar evet. Çok. Bir de bu kadar büyük bıçaklara biz alışkın değiliz ki. Biz daha küçük bıçaklarla çıttır 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 çinde çildim yapıyoruz yani. Siz muhakkak tahtalar olacak. Çıkkıdı 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 evet. Çıkkıdı. Biz de elde doğrayamıyoruz. Doğru doğru. Şimdi efendim gördüğünüz gibi bu ıspanaklı kabak çorbası yapıyorum. Bal kabağıyla da yapabilirsiniz ama bulabilirseniz eğer bu kara kabak olağanüstü lezzetli. Şimdi soğanımızı kavuruyoruz. Bu arada prenses geliyor yani sarımsağımız geliyor. Ben bu çorbaya tabii bizim kadın kooperatifleri gönderiyor. Çok seviyorum şöyle birazcık da domates ya da biber salçası koymayı. Şöyle bir parça da kadın kooperatiflerimizin gönderdiği salçadan koyuyoruz. Şimdi efendim. Bu arada bunun için nohut kullanacağım. Bulgurum var, kalın bulgur kullanacağım. Haşlanmış fasulyeniz varsa fasulye kullanabilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi de inci gibi doğranmış kabaklarımız var. Şimdi sarımsakları da atabiliriz hemen bunun içine. Ona. Harikasınız. Aman Tanrım. Ben herhalde bütün parmaklarımı kesip olur mu? Ondan sonra yemek yapardım herhalde. Direkt getiriyorum. Direkt getiriyorsunuz. Harikasınız. Evet, sarımsağımız da girdi. Bence harika oldu bu. Şimdi bu inci gibi dizilmiş bütün malzemeler bir arada. Hiç ayrı ayrı koymanıza gerek yok. Kabağımızı koyuyoruz. Bu benim bu bulguru çok seviyor. Özellikle Michelin Yıldızlı şefimiz çok seviyor. Çünkü kurutulmuş içinde sebzeler evet. Var. Bunu bana sağ olsun bir firma böyle gönderiyor. Ve ben de bayılıyorum. Lezzetler çok güzel. Şimdi bunun üzerine... Her şeyi içinde. Biz mesela bunları... Her şeyi içinde. Bu dokunuşları yapmak için sebze stok yapıyoruz. Bir sürü sebzeden böyle kalan işte kereviz yaprakları, maydanoz sapı onları demleyerek suda... Sebze suyu dediğiniz sebze suyu. Evet. Doğru. Bütün bu aslında kalan saplarla. Her şey ama. Evet. Yalnız bak şimdi benim çok severim Gurvita'nın sahibi kurucusu. Ben ta gazetecilik zamanlarından tanıyorum. Bahar var. Bahar Gurvita'nın icatçısı diyorum ben ona. Efsane kadın. Burada kuzu ilikli kemik suyu var. Süper. Koyalım mı bundan da? Böyle küçük paketler halinde. Tabii. Şefim siz açabilir misiniz? Küçük paketler halinde... Bunları kullanabiliyoruz. Bunu da döküyorum abla ben. Evet, şimdi iki tane bu ilikli kemik kuzu, ilikli kemik suyu. Bunlar son derece pratik. Sağ olsun Bahar bunlardan bana arada sırada yolluyor. Çok memnunum. Süper. Şimdi bunun üzerine artık biz suyumuzu verelim. Suyumuzu ilave ediyoruz. Nefis kokular değil mi? Şu soğanı kavurmak, sarımsağı kavurmak bence hayatın mutfağa en güzel kokularında. Katıyor. Bir de böyle renk bir katıyor böyle. Motivasyonu evet. Artıyor. Bu kokuyu duyduğun zaman yemek pişiyor diyorsun, mutlu oluyorsun ve neşeleniyorsun. Kesinlikle. Dünyanın en güzel kokularında. Aa, bir de ben en çok sevdiğim koku kahve kokusunu da çok severim. Evet, güzel. Eminönü'ne gittiğinizde böyle kuru kahveci böyle bir geçerken... kahve. O anda kendimi seyahate çıkıyormuş kesinlikle çok güzel diyorum. Bir de şefim ben hangi yemeğin kokusunu severim söyleyeyim size. Buyurun. Biber dolması. Biber dolması kokusunu severim. Tarhana çorbası kokusunu severim. Ben kokularla o anlamda yemek kokularıyla aram çok iyidir. Süper. Bir yerden yemek kokusu geliyorsa hayat vardır diyorum kesinlikle. Orada. Şimdi efendim hiç kaynamasını beklemenize gerek yok. Haşlanmış nohutlarımızı koyduk. Sonra bunun içine tabii ki baharatlarımızı koyalım. Şefim şöyle tuzumuz vardı. Şimdi el dokunuşu. Bu zerdeçal da biliyor musun? Son yıllarda çok popüler oldu.
Ama sen çok seviyorsun çok gibi abla seviyorum. Bunu. Evet. Zerdeçal, karabiberi birlikte kullanmaya bayılıyorum. Hocalarımız da bunun faydasından bahsediyor. Zerdeçalın antioksidan olmasından. Bazen böyle peynirlerin üzerine serperek de renk de çok güzel. Evet. Sarı sarı, turuncumsu sarı. Kendiler çok böyle yani doğru kullanıldığında aroması çok tatlı bir aroması var. Ama abartıldığında acı. Ama doğru kullanıldığında ve çok tatlı bir aroması var. Çok doğru söylüyorsun. Yani tencerenin içinde de çok fazla bir çay kaşığının yarısı kadar kullanıyorum. Bazen bir çay, iki çay kaşığı olunca acı oluyor. Çok haklısınız onda. Efendim en son şimdi ıspanağımız var. Bunun kaynamasını bekliyoruz, bakıyoruz. Ondan sonra ıspanak. Benim çok hızlı geliyor değil mi sana? Çok iyiydi bu. Şef şaşkınlık içinde. Sarı çünkü çok hızlı. Çok hızlı. Demek ki ben... Her şey 5 dakika. Demek ki ben sabırsız bir tipim zaten. Çok telaşlıyım da. Bir de benden Michelin yıldızlı şef olmaz bence. Çünkü siz saatlerce uğraşıyorsunuz. Minik minik kesiyorsunuz. Onları süslüyorsunuz. Evet. Damla mesela damla damla. Şunu yapmak için bir 5-6 kişi tezgaha geçiyoruz. Bu işte bir kişi slice ediyor, 2-3 kişi aynı anda kesiyor. Çünkü bu bal kabağı değil mi? Tek başına bu kadar taneyi kesmek bile bakar bir... Bakar mısınız? Şeffaf. Sizi görebiliyorum buradan yani. Yönetmenim sizi görüyorum bakayım. Ben bunu keserken herhalde... Yardımcı malzemeler kullanıyoruz. Tabii. İşte mandolin gibi, işte ringler oluyor böyle bu boylarda. Onları kullanıyoruz ama... sıkılmamak da gerekiyor bir taraftan. O yüzden 3-4 kişi geçiyoruz. Yani aynı anda kesilsin, hızlı bir şekilde bitsin. İmece usulü. Mutfakta da şeyi yapıyoruz işte o kabaklı gözlemelerde, köylerde olduğu gibi işte kabaklı gözleme yaparken böyle kadınlar bir araya toplanıyor. Mutfakta da böyle çok ince doğru. işçiliklerde özellikle birkaç kişi birden geçiyoruz. Tamam. Şimdi efendim gördüğünüz gibi şefim bu arada çorbayı kaynattık. Çorbamız da kaynamaya başladı. Bence biraz daha kabakların pişmesi lazım. Bulgur çabuk pişer. Evet. Kabak biraz daha pişsin. Ondan sonra ıspanaklarımızı atalım. Tamam. Ispanaklı, böyle kabaklı, içinde nohut olan ve de iri bulgurun olduğu aşurelik doyurucu. Yemek. İçinde proteini olan, karbonhidratı olan. Biz bir fırına da bakalım. Hepsi bir arada. Bu yemeklerin en güzel yanı bu bence tencerede. Hepsi bir arada. Hepsi bir arada. Doyurucu. Çok severim ben. Sağlıklı. De. Evet, evet. Süper. Şu kabak ne oldu acaba? Tatlım benim, kuzum benim, tatlım. Mamalar pişsin, sonra sana verelim mi? Tamam mı köpüğüm benim? Tatlım benim, köpük. Çok şeker. Köpük şimdi bir dakika ama köpükçüm. Şimdi efendim bunun artık suyu... Ne sırası geldi abi? Bence artık gördüğünüz gibi birazcık böyle sanki daha katı bir yemek kıvamında bulgurlar açıldı. Nohutlar harika pişti. Biraz salça çok yakıştı. Kadın kooperatifi salçalarımız. Bunun içine başka bakliyat, kırmızı mercimek de çok yakışıyor mesela. Şimdi artık ıspanak bazen pazı da çok yakışıyor. Şöyle ıspanağımızı da koyuyoruz. Harika sebzeli, bakliyatlı, şahane bir çorbayla yemek arası bir şey. Evet. Çok iyi. Şimdi sıraya geldi. Bakalım bal kabaklarımız ne durumda? Evet, bir bakalım. Doktor! Aa, tam zamanında geldin. Gel, 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 gel. O da... Biliyorum, işim var. İşim var biliyorum, ameliyatım vardır. Her zaman. Bak şimdi bu şahane ve ben çok severim ya böyle çorbaları. Evet. İçinde bal kabağı var ama biz kara kabak kullandık. Bakliyatlar var, ıspanak koyduk. Güzel koktu çok, mu? Çok güzel koktu. Şefim gördüğünüz gibi her sabah böyle hazırlanıyor. Sağ olun, teşekkürler. Bu arada muhakkak çayını da alıyor. Evet. Yolculuk başlıyor. Evet. Yolum uzun. 45 dakika. 45 dakika değil mi? Efendim yolunuz açık olsun. Akşama yemeğimiz hazır merak ediyorum. Evet, her zaman. Hadi görüşürüz. Hoşça kal. Hoşça kal. Güle güle. Evet, doktoru yolculadık. Akşama bu o sever böyle sebzeli yemekleri. Bir tabak ayırırsınız artık. Bir tabak ayırırım bence de öyle. Kokular geldi mi seninkilerin? Evet, geldi. Oradan da geliyor kokular.
Çıkaralım mı artık? Çıkaralım. Tabii ben yapıyorum ama ev çok da Michelin yıldızlı şef ne yapıyor diye akşam doktor soruyor. Bunda su koymadığımız için şeker karamelize oluyor. Bakar mısın? Şöyle gösterelim. Harikasın. Şöyle. Bakar mısınız? Bunları böyle alıp yiyorsunuz. Evet, üzerindeki şeker de böyle çıtır bir doku yapıyor soğuduktan sonra. Harikasınız. Krem karamel gibi düşünün krem mesela. Krem karamel gibi. Onun üzerindeki gibi. Yanık şeker bence gibi. De öyle. Ben bunları soğumaya bırakıyorum. Tamam okey. Benim yemeğim hazır. Tabaklayalım o zaman onu. Ben çok hızlı, çok pratik pişiririm ama yemeklerim her zaman lezzetli oluyor. Ben hızlıyım zannediyordum. Sizi görene kadar. Sizle beraber bendeki, yemek yapana kadar. Bendeki hızı görünce değil mi? Evet. Evet biraz. Çocuklar hep şey der. Usta sen her şeyi çok hızlı yapıyorsun. Sen her şeyi çok hızlı yapıyorsun. Ama bendeki ben hız. Ben neyim ki? Estağfurullah. Sarap abla. Estağfurullah. Hiç öyle demeyin. Bu tabii ki 42 yıllık bir alışkanlık. 42 yıldır yemek pişiriyorum. Evet. Misafir ağırlıyorum. Biraz çocuk, 3 çocuk büyütüyorum. Geçenki programdan sonra konuştuk. Yasin vardı. Ya, evet evet. Şey dedi, Sarap abladan 5 tane olsa mutfakta başka kimseye gerek yok dedi. Çok tatlısınız. Efendim çok teşekkür ediyorum. Elim çok hızlıdır hakikaten. Bakar mısınız ne kadar lezzetli bir yemek oldu. Bakliyat var. Tabii bir şefle çalışmak farklı oluyor. Çok titiz, benden çok daha titiz. Evet. Harikasın. Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada efendim. Kabağımızı yani evet. Tabaklı kabağımız nasıl yapılıyor onu görüyoruz. Evet, soğuttuk onu. Tamam mi? Onu çıkaralım. Bakar evet, mısınız? Kabağımız hazır. Bu geleneksel tabaklı kabağımız. Kabak, evet. Altındaki de bizim Anne Tatlı Tokat'taki o baskılardan koydukları hı hı. Şahane bir bezimiz var. Ben burada şey düşündüm böyle elde direkt alıyorduk ya kabak. Dedim ki bezle birlikte alınabilir. Yani tabak sadece burada bir gereç. Aslında bezle birlikte alıp öyle yemek gerekiyor. Peki. Şimdi neler hazırladık başka peki. Bunun için biz? Bizim hı-hı. Dokunuşumuz ne? Bir çikolata mus yaptık. Evet. Bayağı çikolata. Sadece biraz rengi buradaki ortam biraz soğuk olduğu için biraz açık oldu. Stüdyo yani ortamı. Yapıyor. Evet. Böyle bir spatula yardımıyla bunu sıkma torbasına alacağım. Peki. Sıkma torbasında da böyle bir ben bardak buldum hı-hı. Hemen buradan evet. Bir tane. Böyle bir tekken özellikle. Evet. Çünkü mutfaklarda birkaç kişi çalıştığınız için diğer arkadaşlardan yardım alabiliyorsunuz. Ama burada veya tek çalışıyorken böyle bir şey kullanabilir genç bence arkadaşlar. Bence de öyle. Böyle bu yeterli bizim için. Bakın ne kadar basit oldu. Çok doğru. Tereyağı, yumurta sarısı, çikolatadan yapıyoruz. Peki. Tabii ki belirli aşamaları var. Burada bir Antakya usulü bal kabağımız var. Kabakların mesela... Bu tatlıyı yaptık. Kenardan böyle güzel parçaların çıkmayan taraflarından tamam. İnce ince slice edilip sonra tamam. Kireçte bekletilip birebir bir şurubun içerisinde bir saat falan kireçte beklemesi yeterli olacaktır. Birebir bir şurubun içerisinde bir yarın 10-15 dakika pişirip alabilirler. Burada da bir merengimiz var. Merengi klasik işte 1'e 2 birebir şeker yumurta beyazı çırpıyoruz iyice. Sonra silpatın üzerine incecik yayıyoruz. Hı. Ve üzerine böyle kabak çekirdeği içi dizip 110-115 derece fırında yavaş yavaş pişirebilirler. Bunlar tek başına bile olağanüstü lezzetli. Evet. Bu harika. İlker şimdi, sen buna bayılırsın. Tabaklamamızı yapabiliriz. Peki. Böyle birkaç parça yere çikolata. Böyle kabakla çikolata da çok yakışıyor. Mesela soğuduktan sonra kabağın üstü de böyle bir çıtırar halde demin söylediğimiz gibi. Tamam. Bunları bu kadar büyük koymayacağım. Kabağı çok kapanmasını istemiyorum. Şöyle. Gelişi güzel. Çok fazla şeye gerek yok. Evet. Hızımız yok. Tabii ki zaman kısıtlı olduğu için burada biraz kabak hala sıcak olduğundan çikolata evet. Hemen eriyor. Eriyor doğru. Biraz hızlanmamız gerekecek. Evet. Bunu şöyle alabiliriz. Buradan da birkaç parça. Nazar değdi. Nazar değdi. Nazar değdi. Bugün nazar değen bir gün. Rabbi esir ve la tesir Rabbi temmi kem gözleri şiş. Amin. Böyle güzel bir dokunuş harikasın. Olabilir. Yani bir sanat eseri oldu. Şu tabağa bakar mısınız? Harika bir tabak. Ben böyle mesela tatlarda bazen ters hareket şeyler yapmayı, tatlarla birleştirmeyi seviyorum. Evet. Yonca otu. Yonca otu. Evet.
Gelirken evdeki saksıdan topladım. Güzel. Böyle ekşi ekşi. Çünkü çok tatlı tatlı şu anda tabak. Evet. Biraz böyle ekşi dokunuşu yapabiliriz buna. Böylece diye düşünüyorum. Farklı lezzetler evet. Dengeleniyor da evet. Yani. Aradan böyle bir sıyrılıp ekşi tadı geldiğinde bence daha dengeli olacaktır. Bakar mısınız? Harikasınız şefim. Bitti. Şahane olduk değil mi? Evet, her ya, şey çok güzel çok görünüyor. Güzel oldu. Şimdi çok merak ediyorum bu tabaklı kabağı. Ben de çorbayı çok merak çok ediyorum. Çok merak ediyorsun. Eminim hadi çok lezzetli. Hadi gel yerlerimizi değiştirelim. Hemen bakıyoruz. Efendim şöyle, efendim bu zaten şöyle alacağım değil mi? Evet. Ne kadar orijinal evet. Bir sunum. Şimdi ben bir Michelin yıldızlı restorana geldim. Böyle alıyorum, böyle bir tadım yapıyorum değil mi? Evet, sıyırarak böyle. Çünkü hikayesi öyle. Kabuktan sıyırarak yani. Ben de bunun tadına bakıyorum hemen. Kıtır kabak var, çikolatanın tadı var. Sonra merenk yapmışsınız, kabak evet. Çekirdeği. Ben sana bir şey diyeyim, bütün tatları aldım. Bu yoncalarda ne kadar ekşilik varmış. Evet. Müthiş hadi aldım. Bir rahatlatıyor değil mi? Burası da çok güzel, lezzetler harika. Burada da, burada da çocukluğunuzu, annenizi, evet. Nenelerinizi, geçmişinizi hatırlıyorsunuz. Harikaydı. Çok güzel. Ben bir kaşık daha alacağım. Süper, süper, süper. Abla sen mi söyleyeceksin, ben mi söyleyeceğim? Sen söyleyeceksin, ben... Niye? Siz alamıyorsunuz kendinize. Tamam o zaman. O zaman yorumları açmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Çok mutluyum, çok ben mutluyum. Ben de devam ediyorum abla.